İkisi de değerli rakibimiz. Ben ikisinin düzülmemesini dilerim. Temenni. Yani rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa biz o kadar güçlüyüz. Onu da söyleyeyim. Bu nedenle ikisi de üzülmesin maç sonunda. Şimdi orta yolu bulsunlar. Primero, evet, bu yorumları ben de duyuyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Çok sevdiğim yorumlar. Böyle bir şekilde anılmak, bana böyle bir lakabın takılması veya bana böyle bir benzetmenin yapılması gerçekten çok hoşuma gidiyor, mutlu ediyor. Diğer taraftan gerçekten bütün taraftarlar, sadece tabii ki bizim taraftarlar değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, diğer takımların taraftarları, hepsinden bir ilgi görmek, bir sevgi görmek, bu çok değerli diye düşünüyorum. Bu da bir şeyleri ne kadar doğru yaptığınızı gösterir, işinizi ne kadar doğru yaptığınızı gösterir. Herkesten bu sevgiyi görebilmek bence inanılmaz kıymetli. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ama demin de hep söylediğim gibi benim her zamanki amacım, ilk geldiğim ilk günden bugüne kadar, bugünden bu kontratın bitene kadar ki tek amacım o sahada çıktığımda %100'ümü Galatasaray için, camia için, takım için %100'ümü verip maksimum seviyede başarı, maksimum seviyede kupa kazanmak istiyorum. Öncelikle sorunuza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü daha önce planladığım ve söylemek istediğim bir şeyi bana hatırlattınız. Sakatlandıktan sonra burada geçirdiğim bir ameliyat oldu biliyorsunuz. İstanbul'da ameliyatım gerçekleşti. Ameliyattan sonra başta başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Abdurrahim Albay, Yusuf Bey, her zaman yanımda olan Fatih Hocam, Fatih Terim ve birçok insan, tanıdık tanımadık, bildiğim bilmediğim, hastaneye gelen, gelmeyen, mesaj gönderen, çiçek gönderen, yani benim buraya ait olduğumu bana hissettiren, bir kere daha bana hissettiren bütün herkese bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Hani diyorsunuz ya, o hırs nasıl oldu, nasıl bu kadar kısa zamanda dönebildiniz? Bence en birinci sebebi buydu. Ne olursa olsun ülkenizden uzaksınız, başka bir ülkedesiniz ama orada size gösterilen ilgi, saygı, çok zor bir gün, çok zor bir an, bacağınız kırılıyor, söylenen 6-7 ay gibi süreler söyleniyor. Belki daha fazla, ne zaman döneceğiniz tam anlamıyla belli değil. Öyle zor anlarda, öyle duygusal anlarda bu ülke benim arkamdaydı. Herkes benim arkamdaydı. O yüzden inanılmaz ben mutlu oldum, inanılmaz duygulandım. Ve bir an önce iyileşip bir an önce camiama tekrardan en iyi şekilde hizmet etmem gerektiğini ben o gün hissettim zaten. Ameliyat oldum. Çok başarılı bir ameliyat. Buradan da doktorumuz Yener Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı bir ameliyat. Ondan sonra 4 saat sonra ben zaten yürümeye başladım. 4 gün sonra Fadıl Hocam'la beraber, ona da ekstra bir parantez açmak istiyorum. Fadıl Hocam gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş. Çok değerli bir kaleci antrenörümüz. Benim her zaman yanımda, her zaman bana bir adım daha öne gitmem için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çok özel çalışmalarla beni hep bugünlere hazırladı. Demin de belirttiğim gibi önce hastanede yaşadığım duygular, sonrasında da Fadıl hocamızın beni hazırlaması, Fatih hocamızın, Fadıl hocamızın beni hazırlamasıyla beraber, bu tutkuyla beraber ben tekrardan sahalara aynı istekle dönebildim.